NATO'ya girmeleri için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, Türkiye'ye uyguladığı ambargodan geri adım attı. İsveç, Türkiye'ye silah satabiliriz açıklaması yaptı. Rusya Ukrayna'ya girince İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Türkiye teröristlere verdiği desteklerle bilinen iki ülkenin NATO'ya girmesini veto etti. Yıllardır Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan İsveç ambargoyu kaldırma sinyali verdi. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi Başkanı Carl Evertsen İsveç basınına konuştu. Evertsen, Türkiye'nin bizim silahlarımıza ihtiyacı yok ancak talep edildiği takdirde Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kapıyı kapattı. Erdoğan, ben varken teröre destek veren ülkeler NATO'ya giremez dedi. Şimdi konuyu ve daha fazlasını Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ınla konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gizem Hanım, iyi haftalar dilerim efendim. Çok teşekkür ederim hocam, sizlere de iyi haftalar olsun. Şimdi İsveç sanki yavaş yavaş silah ambargosunu kaldırıyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan heyet görüşmeleri beklenen düzeyde verimli geçmedi dedi. Biz varken teröre destek verdikleri sürece NATO'ya giremezler dedi. Sizce süreç nasıl devam ediyor? Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız öyle söyledi ama kapıyı da kapatmadı. Şunu söyledi, biz dedi her zaman için NATO'nun genişlemesine destek verdi. Gerçekte o, yani açık kapı ilkesini Türkiye destekliyor. Ve hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in girmesi Türkiye'yi çok fazla rencide etmiyor. Onu Rusya düşünsün. Ama şu var, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız açık açık söylediler. Aslında NATO bir ittifak, bir savunma ittifak. Ve casus belli istediğimiz, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için temel prensibine göre Türkiye ordusu Türk halkı İsveç'in başına bir şey geldiği zaman onu savunacak. İsveç de bizi savunması gerekiyor. Ve sınırlarımızda bugün bir terör belası var. Belki de bugün veya yarın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın Suriye'deki PKK'ya yeni bir operasyon yapılacak. Ama bir de bakıyoruz ki PKK ve PYD'nin elinde Türkiye'nin ve NATO'nun da Avrupa Birliği'nde terör örgütü saydığı PKK'ya AT-4 İsveç tank savarları çıkıyor ve bunlar bizim askerlerimizi şehit ediyor. Bu kabul edilemez. Türkiye ne istedi peki? Bir, silah ve finansman desteğini kesin. İki, parlamento içerisindeki özellikle PKK'lı parlamenterlerin verilen siyasi destek ve buradaki gösterilerin kesilmesi ve haksız bir şekilde aynı zamanda diğer devletlere yapıldığı gibi, bunda müttefikimiz Amerika'ya da bir mesaj var. Türkiye S-400 aldı diye bize kassa yasasından Türkiye ambargo uyguluyorlar. Bu kabul edilemez. Müttefikler arasındaki işbirliği ortak düşmana karşı birlikte hareket etmektedir. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanı diyor, eğer siz bunları düzeltirsiniz elbette üye olursunuz ve Türkiye'de hukuken hakkını kullanmak durumunda. Ha, bu haber güzel Gizem Hanım. Zaten Sayın İbrahim Kalın bunu ifade ettiler. Yumuşatıcı bir hava içerisinde geçti dendi. Ama Cumhurbaşkanı bunu yeterli görmüyor. Neden? Burada somut bir şekilde Türkiye'nin istediği hükümetler değil, devlet düzeyinde bir şekilde bize garanti vermesi gerekiyor. Unutmayalım ki Gizem Hanım, tarihte baktığımız zaman 18. yüzyılda Türkiye'de İsveç müttefikti. Ve bu devam etti bu müttefiklik ve İsveç kralını kurtarmıştır Türkiye. Ayrıca Finlandiya ile de aramızda Cumhuriyet döneminde Türkiye-Finlandiya ortaklık ve savunma işbirliği anlaşması var. O da bizim müttefikimiz. Demek ki bizim ne İsveç'e ne Finlandiya halkına herhangi bir muhalifli durumumuz yok. İkinci husus şu, İsveç ile Türkiye savunma sanayinde ortaklık yapabilecek müzakerelerde bulundu Türkiye. Yeni yapılacak muharebe uçağında İsveç uçağının motorundan istifade etmeyi Türkiye teklif olarak sunmuştur. Ama bunları yapabilmesi için İsveç'in de kararda bir müttefik üye olarak teröre desteği kesmesi şart görülüyor.
Hocam sizin de dediğiniz gibi şimdi bir gece ansızın Suriye'ye de girebiliriz. Suriye'de de aslında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir tanesi de hem de İngiliz haber ajansı Reuters'ın verdiği bir haber bu. Oradaki muhalif grupların, Suriye'deki muhalif grupların Türkiye operasyona başlarsa destek vereceğini açıkladıklarını belirten bir haber. Sizce Suriye'ye bir operasyon gerçekleşirse, hem şimdi oradan ayrılan Rus askerleri bir yandan muhalifler destek verirse nasıl bir süreç bizleri bekler? Zannetmiyorum ben muhaliflerin kalkıp PKK'ya destek vereceğini. Çünkü, yok Türkiye'ye. He işte hayır, yani şöyle, orada Özgür Suriye Ordusu zaten bize destek veriyor. Ancak buradaki denklemi şöyle düşünelim efendim. Burada kalan bölgeler neresi diye baktığımızda Tel Abyad bölgesi ve Münbiç bölgesi. Yani Fırat'ın batısındaki hedefler bunlar. Ve burada Tel Hava hava üssü ile özellikle Afrin güneyin batısında Azez bölgesinin altındaki Tel Rifah bölgesinde hala hazırda PKK'nın çok büyük yığınak yaptığını biliyoruz. Bir. İkincisi, genel istihbarat bilgilerinde PKK'nın PYD ile birlikte özellikle Tel Rifah bölgesinde dehlizler açtığı, Türk askerini tuzağa düşürecek olan sistemler, mayın sistemleri ve bu çok ciddi bir şey. Özellikle sivilleri kalkan olarak kullanması söz konusu. Ancak ne kadar hangi dehlizi yaparsa yapsınlar, burada iki hadise var. Biliyorsunuz Fransız Lafarge firması bu dehlizleri yaptığı ortaya çıkmıştı. Ve Türk askeri gitti bu dehlizleri bombaladı. İçindeki silahlara da el koydu. İkinci husus şu. Burada Rusya askerleri tamamen geri çekilmedi. Ve burada Fransızların yapmış olduğu sığınaklara baktığımızda bunlar NATO standartlarında. Demek ki burada NATO istihkam subayları da çalışmışlar. Yoksa PKK'nın aklı o şeyleri, dehlizleri yapacak kadar değil. Çünkü biliyorsunuz benzetmek istemiyorum ama mağaralarda insana yakışmayacak bir şekilde yaşıyorlar. Ancak burada görülen o ki kamyonların ve mühimmat taşıyacak cihazların dahi buradan geçirildiğini görüyoruz. Ve Lafarge firması kendi Fransız hükümeti tarafından terörü destekle bir şekilde yargılanıyor. Şimdi sahaya baktığımızda demek ki Türkiye kendisine yapılan bu harekata karşı meşru müdafaa hakkını kullanacaktır. Burada tabii ben Rusya'nın tamamen çekildiğini düşünmüyorum. Hı hı. Türkiye'de Rusya askeri personeli burada devriye yapıyor. Bir kısmını geri çekti ama dün itibariyle Kamışlı'ya Ruslar uçak gönderdi. Demek ki burada Rusların geri çekilmesine karşı rejim kuvvetleri de İran, Haçlı Şabi milisleri buraya yerleşiyor. Da İran'ın ne işi var bizim sınırda? Biz gidip İran sınırına yerleşiyoruz mu? Yani bunun cevabı Mehmetçiğin süngüsüdür. Bakalım. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bir gece ansızı nereden gelir bilemiyoruz. Ancak Türkiye hem Rusya ile hem de Amerika ile bu konuları görüşüyor. Çünkü bölgede Rus uçak savarları var, Amerikan uçak savarları var. Ve dost ateşiyle burada herhangi bir şekilde kayıp olmaması için askeri kurmayların da ben müzakere ettiklerini düşünmekteyim. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Unutmayalım, orada terör devleti kurdurmayacak Türkiye devleti. 9 değil 49 tane devlet destek verse bunu biz Çanakkale'de gösterdik. Unutmayalım, Suriye cephesi Türkiye'nin Çanakkale'sidir. Geçit vermeyeceğiz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiniz. Sağ olun hocam. Sağ olun.